Hi everyone and welcome back to Avi React Show. Guys, here you go again with Turkish videos. Come on guys, this will be so insane because guys, seriously, the last week was crazy. Everywhere that I go, I saw a comment about this video. Avi, you have to check out, and I'm very curious, what's going on? I know that it's like for Turkish hackers, the name is Ildiz Team. Okay, I know only this about this video, so I'm very curious at this point, so let's go and let's enjoy this video. Let's go, guys. Yıldızı Tim attı Türk hacker grubunun saldırılarını ele alacağız. Ay Yıldız, dünya çapında ses getiren müthiş hack saldırılarına imza atmıştır. Okay. Amerika, İsrail, Çin, Fransa, Hollanda, Ermenistan, Sırbistan, Danimarka gibi birçok ülkenin binlerce sitesini çökertip devlet sitelerini, birçok televizyon, banka, şirket ve resmi siteyi de hacklemiştir. This is private Turkish hackers that no one knows. Birçok televizyon, banka, şirket ve resmi siteyi de hacklemiştir. İşte en meşhur saldırıları. What? Rus sitesine saldırı. Türkiye, Rus savaş uçağını düşürünce, Türkiye'ye saldıran Rus hackerlara cevap veren Ay Yıldızı Tim, Rusya'nın binlerce sitesini çökertti. Rusların en büyük hava yolu şirketi S-7'nin sitesini, Rus Milli Savunma Bakanı... I never heard about this, who hacked the largest Russian airline company. The Russian Ministry of National Defense. Bakanlığını hackleyen Türk hackerlar ayrıca 19 bin Rus vatandaşın telefon ve banka bilgilerini ele geçirdi. Ünlü hacker... They attacked the Russian Ministry of National Defense. Bu ayrıca Rus Ekonomi Bakanlığı'nı, Rus bankalarını, alışveriş sitelerini de erişime kapatarak adeta nefes aldırtmadı. Birleşmiş Milletler'in hacklenmesi. Ay Yıldızı Tim'in dünya çapında tanınmasını sağlayan önemli saldırılarından biri de Birleşmiş Milletler'i hacklemesidir. Çin'inden biri de Birleşmiş Milletler'i hacklemesidir. Çin'in Uygur Türklerine yaptıkları zulümlere ses çıkarmamasını gerekçe gösterip öldürülen Türklerin fotoğraflarını Birleşmiş Milletler'in ana sayfasına koyarak tüm dünyaya duyurdular. Wow. Guys, now I understand why you asking to me to react to this video. This is crazy. This is crazy, seriously. What? This is like the most important moments. Aile ezan dinletilmesi. İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarını kınamak için bu ülkeye siber savaş ilan eden Türk hacker grubu, onlarca İsrail sitesiyle beraber İsrail'in Wait. Come on guys. Oh my, this is why you are asking to me to this video, because I reacted 2 or 3 days ago about a video that was Israel TV there was talking about football, something like this. And the mosques, pray start, and they was shocked. Obviously, now you are saying to me that this group created that too. What? Oh my God! Wow! Wow! İsrail'in ünlü iki televizyon kanalını hackledi. Hacklemekle kalmayıp İsraillilere ezan sesi dinlettirdi. İnternet sitelerine giren İsrailliler bir anda ezan sesini duyarak neye uğradıklarını şaşırdı. What the? No way. Amerika Birleşik Devletleri savunma. Because they are not. Okay. Şaşırdı. What the? Who is? Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın hacklenmesi. Ay Yıldızı Tim'in ismini dünyaya duyuran asıl olay. This is their sign. Savunma Bakanlığı'nın hacklenmesi. Ay Yıldızı Tim'in ismini dünyaya duyuran asıl olaydır. Dünyanın şu anki süper gücü olan ve siber savunmaya milyonlarca lira yatıran ABD'nin
Savunma Bakanlığı'nın sitesini çökerterek sembolik bir mesaj veren ünlü hacker bu saldırıyla dünyaya meydan okudu. Wow. Anonymous'un hacklenmesi. Dünyaca ünlü hacker... What? No way. No way. Grubu Anonymous, Türkiye'yi siber saldırıyla tehdit edince, Ay Yıldızı Tim adeta Anonymous'a tag life yaptı. Hack grubunun sitesini hackledi. Anonymous'un sitesinin hacklenmediğini... Sadece DDoS saldırılarıyla engellendiğini iddia edenler olsa da Anonymous'un bu saldırıdan sonra Türk hackerlara bize saldırmayın diye sanal ortamda basın açıklaması yapması dikkat çekmişti. Coca-Cola'nın hacklenmesi. What? I don't know anything about this Coca-Cola. Saldırılarını protesto etmek için bu şirkete saldıran Ay Yıldızı Tim, Coca-Cola'nın global sitesini saatlerce erişime kapatmıştır. Coca-Cola'nın global sitesini saatlerce erişime kapatmıştır. Facebook sayfasından Coca-Cola, why? Who took this company to protest Israel's attacks on Gaza? Why Coca-Cola? It's like because I don't know the owner of Coca-Cola, but maybe it's someone from Israel, the owner. So I guess so. I guess this might be the connection. Europe, üstlenen Ay Yıldızı Tim, tüm dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Coca-Cola'ya saldırarak bir kez daha dünya çapında adını duyurmuştur. What the? Game of Thrones'un hacklenmesi. Son yılların en çok izlenen en ünlü dizisi Game of Thrones, Türk hacker grubu tarafından hacklenmiş. Group, they call A Ildin Team. Oh my god. Wow. Thank you guys. That is so much for me to make a reaction with this video, because it's like the most coolest video ever. Oh my god, I love this video, seriously. En çok izlenen en ünlü dizisi Game of Thrones, Türk hacker grubu tarafından hacklendi. What the? İslam dinine hakaret edildiği gerekçesiyle hacklenen bu dizinin sitesine stop Belçika. Peygamber Efendimiz'e hakaret edemezsiniz gibi yazılar eklendi. Dünyanın tüm coğrafyalarından insanların izlediği bu dizi vasıtasıyla tepkilerini gösteren Ay Yıldızı Tim yeniden gündeme gelmişti. Associated Press'in Twitter hesabının hacklenmesi. Bu saldırı belki de şu ana kadar yapılmış en komplike, en sansasyonel ve dehşet verici hacklenmedir. Associated Press Twitter'da şu an 8 milyonu aşkın takipçisi olan küresel anlamda dünyanın en büyük iki haber ajansından biridir. Binlerce televizyon, gazete, haber ajansı, internet sitesi bu kanalı referans göstererek haber yapıyor. Ne kadar önemli olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Bu referansın hacklendiğini düşünün. Wow. Ve nitekim öyle oldu. AP'nin Twitter hesabı ele geçirildi. What? They write something like this? Ve burada atılan sadece iki tweet, bir anda domino etkisi yapan dinamit patlaması gibi inanılmaz ardışık sarsıcı depremler. Associated Press'in ele geçirilen hesabında Beyaz Saray'da iki patlama olduğu ve Obama'nın yaralandığı yazıyordu. Dünyayı çalkalayan bu haberin gerçek mi ya da sahte mi olduğunun bir önemi yoktu. Çünkü binlerce defa paylaşılıp milyonlara ulaşan bu haberin etkisi o kadar sarsıcı olmuş ki koskoca ABD Come on guys, this is 100 puan değer kaybetti. Oh my god, this is insane.
Oh my. Associated Press Twitter hesabının ele geçirildiğini ve birkaç gün bu hesaptan gelen haberlere itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı. Fakat hackerların gönderdiği tweet bir sürü televizyon, gazete ve haber ajansı tarafından referans gösterilmişti bile. Hackerların neler yapabileceğini gösteren çok sarsıcı, çarpıcı, inanılmaz bir olay. It's crazy. Especially in the world that we live. ABD Savunma Bakanlığı'nı hackleyen Ay Yıldız'ın kurucularından Yafes'in eylemi olduğu iddia ediliyor. Bu saldırı gerçekleştirildiği sırada UNESCO'yu da hackleyen... Is that Atatürk? Looks like Atatürk. Ay Yıldız'ı team Facebook sayfasından saldırıları duyurdu. Wait. Hackleyen Ay Yıldız'ı team Facebook sayfasından... This show guys, now... Aboneyseniz... Facebook sayfamıza katılabilirsiniz. Teşekkürler. The video guys is crazy. Seriously, the video was really really crazy because obviously now we live in online world. Now everything is online. Newspapers, the communication, everything is online. So this is very very important. And they, wow, I didn't expect this. Okay, now I understand why you asked it to me, because 3 days ago I reacted to a video when Israel channel got blocked and start this the thing of Islam prayer, okay? And I was like, why, what is going on? And everyone since that day continued to send me this, Avi, you have to check out. And wow guys, this was crazy, this video. I didn't know anything about this, and thank you for suggesting, because I learned something new. Let me know in the comments, what do you think? Let me know obviously in the comments if you want more videos like this, and suggest me more videos like this, because I'm very very cool and very very nice. Guys, come on, the video was so cool. Let me know in the comments what do you think, and we'll see you in the next reaction. Ciao a tutti ragazzi, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!